Evet arkadaşlar, sayısal ve sözel mantık problemlerinin sonuna geldik. 5. testimiz. 4 tane canavar gibi soru var. Hemen başlayalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlikle sorularında çok dikkatli olmamız lazım. Ali, Mert, Hamza, Ayşe, Cem, Alper ve Sevgi hakkında aşağıdaki bilgiler bilinmektedir diyor. Ayşe, Ali'nin halası, Cem ile Hamza'nın kardeşidir diyor. Bakın, Ayşe Ali'nin halasıymış. Şöyle şurası Ali olsun. Bakın, halası kimmiş arkadaşlar? Ayşe'ymiş. Cem ile Hamza'nın da kardeşiymiş arkadaşlar. Cem ile Hamza. Onları da bu şekilde yazalım arkadaşlar. Tamam. Alper Mert'in dayısıdır. Alper kimmiş arkadaşlar? Dayı. Kimin dayısı? Kimin dayısı? Mert'in dayısı. Mert'in dayısı. Sevgi de Ali'nin teyzesiymiş. Onu da şöyle yazalım. Bakın. Teyze. Kim? Sevgi. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? İnceleyelim şimdi. Sevgi Mert'in teyzesi ise Ali ile Mert kardeştir. Bak. Sevgi Mert'in teyzesi. Sevgi zaten Ali'nin de teyzesiydi. O zaman bunlar kardeş olabilirler mi Ali ile Mert? Olabilirler ama teyze çocukları da olabilir yani, değil mi? Bir kesinliği yok arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkını eledik. B'ye bakalım. Ayşe Ali ile Mert'in halası ise Ayşe kimle kimin? Ali ile Mert'in halası ise Ali ile Mert kardeştir. Olabilir mi? Olabilir tabii ama amca çocukları da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da bir kesinliği yok. C'ye bakalım. Hamza Ali'nin amcası ise Mert Cem'in oğludur. Hamza Ali'nin amcası ise tamam. Zaten bu Cem ile Hamza Ali'nin ya amcası olacak ya da babası olacak. Yani, değil mi? Halası Ayşe olduğuna göre. Evet. Mert Cem'in oğludur. Yani öyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. Bunda da öyle bir kesinlik yok. D'ye bakalım. Ali ile Mert Cem'in oğlu ise. Ali ile Mert Cem'in oğlu ise. Ali ile Mert Cem'in oğlu ise tamam. Ali ile Mert o zaman ne oluyor arkadaşlar? Kardeş olmuş oluyorlar. Değil mi? Alper ile Sevgi kardeştir. Alper ile Sevgi kardeştir. Şimdi oluyor mu? Vallahi oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi Ali'nin teyzesi Sevgi değil mi? Ali ile Mert kardeşse Mert'in teyzesi de Sevgi olmaz mı arkadaşlar? Evet. Şimdi Mert'in dayısı da aynı zamanda Alper'di. O zaman arkadaşlar teyzesi Sevgi, dayısı Alper. Haliyle bunlar Sevgi ve Alper de ne oluyor arkadaşlar? Kardeş olmuş oluyorlar. Doğru cevabımız D şık. Bunların hepsi yıldızlık zaten. 2'ye bakalım. Bir yarışa katılan Ahmet, Ahu, Ahsen, Amanda ve Ajdar'ın yarışmayı bitirme sıralarıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Ardışık sıralarda yarışı bitirenlerin cinsiyetleri aynı değildir. Yani iki kız ya da iki erkek yan yana olmayacak. Ardışık sırada olmayacak. En başarılı olan kişi Amanda değildir diyor. Tamam. Yani bu birinci değil arkadaşlar. Ahmet ve Ajdar erkek olup kalan 3 yarışmacı ise kadındır. O zaman bak sıralama 2, 3, 4, 5. Şöyle çizgimizi çekelim. İlk 5 yarışmacı. Şimdi 3 tanesi kadın olmayacak mı arkadaşlar? Ardışık sıradakiler cinsiyetleri aynı olmayacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane bak kız, erkek, kız, erkek, kız olarak olmalı. Değil mi? Baktığın zaman ardışık ikisi arkadaşlar cinsiyetleri aynı olmamış oluyor. Tamam. Şimdi bu yarışmayla ilgili olarak diyor hangileri kesinlikle doğrudur? Yine dikkatli olmamız lazım. Yarışmayı ikinci sırada bir erkek bitirmiştir. Evet, bakın ikinci sırada kesinlikle bir erkek var. Doğru. Yarışmayı sonuncu bitiren kişi kadındır. Evet, sonuncu yani beşinci bitiren kadındır. Bunda da herhangi bir problem yok. İlk 5 sıralama 8 farklı şekilde belirlendi diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Sıralamasına bakacağız şimdi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bak. Şimdi 1'e 3 tane bak şimdi birinci sırada kız olacak ya. Kız olacak. Kaç tane kızımız var? 3 tane. Fakat birinci olan şimdi Amanda kız ya arkadaşlar. Birinci olan Amanda değil. O zaman iki kızdan bir tanesi. Doğru mudur? Evet. Şimdi ikinci sırada erkek olacak. Benim iki tane erkeğim var. Dolayısıyla ne olacak? İki tane ihtimalim var. Ya o ya o olacak. Anlaştık. Şimdi üçüncü sırada kız olacaktı. Kızın zaten birini arkadaşlar burada seçtik. Değil mi? Dolayısıyla geriye benim iki tane kızım kaldı. Doğru. Şimdi dördüncü sırada erkek olacak. Erkeği zaten burada birini seçmiştik. Dolayısıyla burada seçme hakkım yok.
Sonuncu sırada da kadın var arkadaşlar. Kadınları zaten hem burada hem burada seçmiştik. İki tanesini seçtik. Dolayısıyla burada da seçme hakkım yok. Bunları çarptığım zaman da ne yapıyor? 8 yapıyor. Burada da zaten 8 demiş arkadaşlar. Üçüncü öncül de doğru. Cevabımız E şık. Süper. 3'e bakalım şimdi. Eski model bir televizyonu olan Gürkan'ın televizyonu belli bir süre seyredildikten sonra ısınıp kendiliğinden kapanmakta ve bir süre sonra soğuyup kendiliğinden tekrar açılmaktadır diyor. Gürkan değişmeyen bu süreleri not almış ve televizyonun açıldıktan 1 saat sonra kapandığını, 20 dakika sonra ise tekrar açıldığını fark etmiş. Bakın burası önemli. 1 saat sonra açılıyor. 20 dakika sonra tekrar 1 saat sonra kapanıyor. 20 dakika sonra tekrar açılıyor. Buna göre diyor saat 21'de televizyonu açıp seyretmeye başlayan Gürkan televizyona hiç dokunmadan 23'te başlayıp 23.45'te biten programı en çok kaç dakikasını seyredebilir? 21'de bir açacağız. 21'de açtım mı? Açtım. 1 saat açık kalacak. Ne olacak? Saat 22. 22'de kapandı. 20 dakika kapalı duracak. 22, 20. Sonra arkadaşlar tekrar açılacak. 22, 20'de. Nereye kadar açık olacak? 23, 20'ye kadar. Sonra 23, 20'den 20 dakika. 23, 40. Sonra ne olacak arkadaşlar? 23.40'dan efendim 00.40. Daha da ilerlemenin bir anlamı yok. Çünkü 23.45'te olayı bitireceğiz. Doğru mudur? Burada ne olacak arkadaşlar? Televizyonumuz açık olacak. Bu aralıkta kapalı olacak. Bu aralıkta açık olacak. Burada kapalı olacak. Şurada da yine ne olacak arkadaşlar? Açık olmuş olacak. Şimdi 23'te başlamıyor mu? Bak 23'te başlayacak. Doğru mudur? Şimdi 23'te başlayacaksa şu aralıkta açık ya arkadaşlar, 23'te başlayacaksa 23.20'ye kadar açık olacak. Buradan bir 20 dakikalık bir açık var. Değil mi? 20 dakika izleyebilir. Şimdi 23.45'te de bitecek. Bak 23.40'da kapalı. Bak bu aralıkta kapalı. Sonra 23.40'da 23.40'dan 12.40'a kadar açık olacak ya. Ben 23.45'te bitireceğime göre demek ki 23.40'da açıksa 23.45'te de bitecekse buradan da bir 5 dakikamız olacak. Dolayısıyla 20 artı 5'ten toplamda 25 dakika izleyebilir. Doğru cevabımız B şık. Geldik 4. ve son sorumuza. Ali'nin okul numarası 3, 5, 7 ve 8 rakamlarından oluşan 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Ali 4 arkadaşından okul numarasını tahmin etmelerini istemiş ve tahminlerini aşağıdaki tabloya yazmıştır. Yukarıdaki tablo hakkında şunlar bilinmektedir diyor. İki kişi yüzler basamağını yanlış bilmiştir diyor arkadaşlar. İki kişi yüzler basamağını yanlış bilmiştir. O zaman o yanlış bilenler bakın kimlerdir? Heh? Bakın şunlar şunlardır değil mi? Diğer ikisi bakın doğru bilmiş. Tamam. Evet bunu hallettik. Üç kişi birler basamağını yanlış bilmiştir. Yani bir tanesi doğru olacak. Diğer ikisi diğeri ne olacak arkadaşlar? Doğru olacak. Bak üç kişi yanlış bilecek. Birisi doğru olacak. Şimdi arkadaşlar şunlar olabilir mi? Ya, olamaz. Bunların ikisi yanlış. Bak ikisi ikisi yanlış da. Bak. Yani bizim aradığımız sayının birler basamağının 7 olma şansı yok. Niye? Çünkü arkadaşlar 7 eğer doğruysa 2 tane doğru olacak. Ama burada diyor ki bize 3 tanesi yanlış olacak diyor. Bir tanesi doğru olacak haliyle. Dolayısıyla arkadaşlar birler basamağının 7 olma şansı yok. Birler basamağı 7 olan var mı? Zaten şıklarda da yok arkadaşlar. Şimdi yüzler basamağı, bak yüzler basamağı 3 ile 8 olamayacak. Hangisi olacaktı? Bakın 5 olacak. Yüzler basamağı ne olacak? 5 olacak. Haliyle birler basamağından ne kalmış oluyor arkadaşlar? Birler basamağına da 8 kalmış oluyor. Şimdi bakalım şu ikisinden. Yüzler basamağı 5, birler basamağı da 8 olan. Yüzler basamağı 5. Bak bu değil. Yüzler basamağı 5, birler basamağı, birler basamağı 8 olacaktı. Bakın bu da değil. Bakın bu da değil. Yüzler basamağı 5 olan ve birler basamağı 8 olan. Evet bakın bu. Bu da değil arkadaşlar. Cevabımız D şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.